Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Piyasalarda sert hareketler devam ediyor arkadaşlar. Altın onsunda 2000 dolar üzerine çıktık. Gram altında yükselişler devam ediyor. Tabii hepimizin aklında tek bir soru. Nereden alınır, nereden satılır, nereden döner bu kurlar? Bunları biraz konuşacağız. Fikirlerimi paylaşacağım sizlerle. Aynı şekilde platin, paladyum, gümüş gibi emtialarda da yükseliş hareketleri var. Oraya da değineceğiz. Orada da hedefleri vereceğim ben size. Tabii her gün konuşuyoruz ama destek ve dirençlerimizi güncelleyeceğiz. Dolar TL 14.50'yi geçti. Dirençler kırıldı. Orada da hareket sertleşebilir. Biraz da onlardan bahsedeceğim. Gelecek hafta çok kritik. Piyasaları derinden etkileyecek veriler var. Faiz kararları var. Hepimizin bildiği gibi Fed faiz kararı haftaya çarşamba günü açıklanıyor. Ufak da olsa bir faiz artışı bekliyoruz zaten. Piyasalarda zaten bunu iyice fiyatladı. Arkasından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararımız var. Orası da önemli olacak. En azından iç piyasa için arkadaşlar. Bakalım büyük merkez bankaları faiz artırmaya başlıyor. Biz neler yapacağız? Hani faizi düşürme politikamız devam mı edecek? Yoksa rüzgara biz de ayak uydurup bizler de faizleri artıracağız mı? Bunları görmüş olacağız. Tabii kısa vadede haftayı beklemeden bu hafta içi Perşembe günü ABD tarafından gelecek enflasyon verileri var. Bunlar da çok kritik olacak. Tabii yükselişleri bekliyoruz. Yani enflasyon tarafında da hani geçtiğimiz ay %7,9 açıklanmıştı. Ondan önceki ay %7,5. Her ay yükseliyor zaten. ABD gibi bir ülkede hani %7,9'luk bir enflasyon zaten tüm dünyada enflasyonun patladığını işareti arkadaşlar. Orada da %8'in üzerine ben bir rakam geleceğini düşünüyorum. Beklentiler %7,9. ABD'de zaten bunu kabul ediyor. Enflasyonu kabul ettiler. Haziran aylarına kadar ben oralarda da sert bir şekilde enflasyonun yükseleceğini düşünüyorum. Daha bu gördüğümüz enflasyon hiçbir şey arkadaşlar. Hani bir savaş çıktı Rusya ve Ukrayna arasında. Zaten petrol aldı başını gitti. ABD tarafında buğdayda, kahvede, kakaoda, pamuk gibi ürünlerde, tarım emtialarında ciddi yükselişler var. Bunlar da enflasyon olarak geri dönecek. Tabi bunlar da altını, gümüşü, platin, paladyumu yükseltiyor. Ya peki savaş çıktığı için mi yükseliyor? Hayır arkadaşlar. Savaş çıkmasaydı da bunlar yükselecekti. Çünkü ABD'de son 1-1,5 yıldır enflasyon kademe kademe yükseliyor. Tabi aylar geçtikçe de bu yükseliş sertleşecekti. Savaşta bunun biraz tuzu biberi oldu. Birazcık daha süreci hızlandırdı diyebilirim. Onun dışında zaten altın onsu yukarı gidecekti. Bu kadar enflasyonist bir ortamda, dünyada enflasyonun patladığı böyle bir ortamda, şu enflasyon rakamlarını hep birlikte görebiliyorsunuz. Tüm ülkelerde bir önceki aya göre enflasyon rakamları ciddi derecede yükselmiş durumdaydı. Birazcık da savaş bunun bahanesi oldu. Savaş çıkmasaydı bile emtialarda, yani altında, gümüşte, platinumda, paladyumda zaten yükseliş gelecekti. Ama bu süreci hızlandırdı diyebiliriz savaş. Çünkü Rusya ve Ukrayna dünyadaki gaz ve petrol rezervinin %30'unu karşılayan ülkeler. Ve birçok ülkede ihracat yapıyorlar. Gerek buğday tarafında, gerekse işte ayçiçek gibi ürünlerde vesaire ciddi derecede ihracat yapıyorlar. Bunlar da tabii bu ülkelerin savaşa girmesi işte o ürünlerde tedarik sıkıntısı yarattı. Diğer ülkelerin bir de bu ülkeye karşı ambargolu su var. Gelecek ambargolar da var. Yaptırımlar da var. Hatta petrol tarafına yaptırım geleceğine dair haberler de düştü. Böyle bir şey tabii piyasaları geriyor. Buna beraber zaten emtialar, tarım emtiaları, gıda ürünleri ciddi derecede yükselmeye başladı. Doğal olarak da altının yükselişi hız kazanmış oldu. Yani biz zaten altının onsunda 2000 dolar üzerine gidecektik. Sadece bu süreç bunu hızlandırdı arkadaşlar. Peki savaş bitti diyelim, barış geldi işte, ya da işte Rusya Ukrayna'yı birkaç gün içinde, birkaç hafta içerisinde işgal etti. Sonra istediği adam oraya yerleştirdi. Oradan çıkıyor diyelim. Altın ons fiyatı düşer mi? Hayır arkadaşlar, ben düşeceğini düşünmüyorum. Kısa vadeli bir düzeltme gelir 50-60 dolarlık ons altında. Ama bu sefer ne var karşımızda? Tabii ki de enflasyon. Enflasyon öyle bir günde, bir haftada, bir ayda, bir yılda bitecek bir şey değil arkadaşlar. Bu enflasyon en azından. Çünkü kademe kademe geldi ve kademe kademe yükseldi. Ve bir anda da inmesi mümkün değil. Hatta daha zirveyi görmedik. Daha enflasyonla uğraşacağımız zamanlar var. Kısacası onu söyleyeyim. Yani bugün itibariyle savaş bitse bile bir 50 dolarlık ons altında bir düzeltme gelir. Daha sonra enflasyondan dolayı sert yükselişler devam eder. Bunu ben size bu şekilde söyleyeyim. Peki şimdi ne bekliyoruz? Yani altında 2000 doları geçtik. Şu an 2015 dolarlarda. Ben size dedim, bakın şuradayken 1850 doları
geçtiğinde 1850 doları yukarı yönlü kırdığımızda, hatta 1850 dolara doğru düzeltme olduğunda söyledim. Artık burası son dip. Yani son dip, buradan artık 2000 dolar üzerine gidiyoruz diye başlıklar attım. Bunları da yaşadık. Twitter'da da paylaştım. Peki ne bekliyoruz? Bugün itibariyle bakın, ons altın 2020 direnci iyice yıpratıldı arkadaşlar. Ben bu direncin kırılacağını düşünüyorum. Yukarıda 2050 ikinci hedef olarak karşımızda duruyor. Bundan sonraki süreçte 1996 gelmez. Yani şu şekilde söyleyeyim. Hani savaş neticelenmeden, Rusya Ukrayna'dan çıkmadan 1996'dan çok fazla inmeyiz. Hani inmeden 2050 dolarları ben bekliyorum. Onu söyleyeyim. 2020 dolarında geçilmesini bekliyorum. Ha, yukarıda 2094 dolarlar var. Yani gideceğimiz daha çok yol var. Ama şunu söyleyeyim. Kısa vadede 2020 dolar üzerinde 2050 dolara doğru yükseliş devam edecektir. Gram altın bakın 920'yi geçtik. Dirençti. Hani geçilmesini zaten bekliyorduk. Şu an 940 seviyelerinde. 985'e doğru çıkışlar devam edecektir. Hani kısa vadeli al sat yapıyorsanız, işte ben 985'te elimdeki malın %20'sini, %25'ini satar, alım için tekrar aşağı seviyeleri beklerim diyorsanız, 985 bir direnç. Hani bir anda kırılıp 1000 TL üzerine de gidip 1100 TL'ye doğru hızlı bir şekilde de gidebiliriz. Bunun bilgisini vereyim. Hani ben öyle çok fazla al sat yapmıyorum. Daha çok dipten aldığım zamanlar, hani biliyorsunuz zaten 820 860 TL'lerdeyken konuştuk, alım fırsatı dedik. Aldıysanız hani belki bu dirençlerde kademe kademe kar alınabilir, ama ben 1100 TL hedefini kendi adıma bekliyorum. Ha, şunu söyleyeyim. Buradan ben gram altın alır mıyım, almam. Yani 800'den aldık, 825'ten aldık, 760'dan aldık, 680'den aldık şu düşüşten sonra. Şimdi ne zaman alınır? 920'ye doğru geri çekilme olursa bu bir alım fırsatıdır. 985 hedefli. Yani 900-925'e gelirse ben kendi adıma kadem olarak eklerim. 985 hedefli. 920 üzerinde kaldıkça da kısa vadede ben 985'e doğru yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Gümüş dolar. Gümüş dolarda 26 doların üzerine çıktık. Kapanışlar geldi. 25.80 üzerinde kaldıkça şu bölgeye doğru arkadaşlar. Günlükte göstereyim ben size. Hani zaten şu bant arasındayız. 28 dolara doğru bakın. Yükseliş hareket devam edecektir. Şu rakama doğru. Hani şurada bir çizgi var. Bu çizgiye belki in atıp belki ilerleyen haftalarda, aylarda tekrardan bir satış dalgası olabilir. Bunu konuşacağız, ama 25.80 üzeri kaldıkça kısa vadede 28 dolara doğru alımlar burada da gelecektir. Gram gümüş TL 12.30 dün hedef vermiştik. Şu an bunu zorluyoruz. 12.30 üzerinde kalıcılıkta önümüzdeki haftalarda 13.5 TL'ye doğru çıkış hareketi devam edecektir. Burada da 13.5 TL'den belki tekrar bir 40-50 kuruşluk bir satış yeriz 13 TL'ye doğru. Buna dikkat. Ama şunu söyleyeyim, 13.5 kısa vadeli benim hedefim. Üzerine atarsak tabii hedefler yükselecek. Dolara bakalım. Şimdi dolar 14.50'yi geçti dedik. Oradaki son durum. Dolar TL'de de göstergeler pozitif. Süper trend. Şöyle baktığımız zaman açmak istiyorum. Orada da zaten uzun zaman önce günlükte vesaire al yakmıştı, hatta hiç satı dönmedi. Hatta şu 13.80'i geçtiği zamanlar hani ben rakam olarak 7,2 ayarına bakıyorum süper trendi. Orada da zaten alt sinyali vermiştik. Hacim kuvvetliydi. Göstergeler RSI tarafı bu yükselişi destekliyordu. 13.80'i geçtik. Hedef 14.80 demiştik. Oraya doğru kademe kademe ilerliyor. Ben 14.80'ine geçileceğini düşünüyorum. Yani o kadar çok gerilim var. Bakın haftaya Fed'in faiz kararı var. 0,25 faiz artışı bekleniyor. Merkez Bankamız faiz düşük tutmaya çalışıyor. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bölgedeki gerilim, olaylar vesaire zaten TL'deki kırılganlığı daha da artırdı. O yüzden 14.80 ilk hedefimiz. Geçilmesi durumda ki geçileceğini ben düşünüyorum. 15.80'e doğru yükselişler devam edecektir. Yani dolar borcu olanlar, dolarla iş yapanlar için bu rakamlar önemli. 14.80, yukarıda da 15.80 var. Tabii ki de dolar bir yatırım aracı mıdır? Değildir. Bakın dolardan daha çok kazandan birçok enstrüman var. Ons altın, altın bakın. Dolardan çok daha fazla kazandırır. Gram gümüş aynı şekilde, ya da petrol vadelilerde oynuyorsanız, kısa vadeli piyasalarda oynuyorsanız kazandırdı. Gene aynı şekilde platin, paladyum bunlar da ciddi dereceleri kazandırdı. Ama dolarda da, dolarla iş yapanlar için bu seviyeler önemli ve yükseliş maalesef bu şekilde gözüküyor. Bakalım ne tür adımlar gelecek. Şimdi buradan
Şöyle bir de Platinum Palladium'a değinmek istiyorum. Palladium tarafında arkadaşlar 3000 dolar üzerine kalıcı olamadık. 3400 dolara bir ineleme geldi. Ama ben size şunu söyleyeyim. Hani 2500 80 dolara doğru yaklaşmalar benim için fırsattır. Tekrardan 3000 dolar üzerine gideceğiz. Bu sefer bakın 3020 üzerine günlük kapanışlarda tekrar 3500 dolara doğru çıkışlar. Palladium tarafında devam edecektir. Platinum yatırımcısı rahat olsun, düşen kırıldı. Yükseliş hareket devam ediyor. Hacim gayet iyi. 1280 dolarlar hedef halinde diyebilirim arkadaşlar. Bitcoin tarafı arkadaşlar, Bitcoin'deki satış baskısı devam ediyor. Yani üzerine bir baskılama var. Tabii Rusya Ukrayna arasında gerilim hani kripto para tarafını baskılıyor. Ama asıl baskının ben paranın MTA'ya kaydığını, kripto para tarafında da o yüzden baskılama oluştuğunu düşünüyorum. Yani şu an para altına, gümüşe, platinyuma, paladyuma ve diğer MTA'lara kayıyor arkadaşlar. Oralarda bir rally var ve sıcak para oralarda geziyor. O yüzden hani kripto para tarafı da şu anlık baskılanıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki bakın, Bitcoin savaşa rağmen, bu baskılamaya rağmen, gelecek hafta Fed'in faiz kararı olmasına rağmen, Rusya'daki birçok kripto para borsasına veya da kripto para yatırımcısına yönelik operasyonlar olmasına rağmen güçlü durduğunu size söyleyebilirim. Market güçlü duruyor. Ha, bu değil ki satış gelmeyecek veya da işte kripto para tarafında gelgitler olmayacak. Aksine gelgitler devam edecek. Yükselişler ve düşüşler olmaya devam edecek. Market bir süre daha baskılanacak. En azından 1-2 hafta boyunca daha arkadaşlar. Şu faiz kararı gelip geçsin Fed'in, birazcık daha marketin ben rahatlayacağını düşünüyorum. Ama kısa vadede bakın, şurada bir görüntü oluştu. Neredeki görüntüye benzer? Hatırlarsanız şurada işte Rusya Ukrayna'ya girmişti. 17 Şubat, 15 Şubat civarlarında ve şurada böyle aşağı doğru sıkışan üçgen görüntüsü oluşmuştu. Bu yapı niçin oluşmuştu? Olumlu ve olumsuz haberler geldiği için arkadaşlar. Hareketler sertleşti. Bir aşağıya bir yukarıya görüldüğü üzere bir tane düşen böyle aşağıya doğru üçgen şeklinde görüntüde zikzaklar çize çize Bitcoin bir düştü bir çıkmıştı. Yine aynı şekilde benzer görüntü var arkadaşlar. Bakın bu şekilde yine zikzaklar çizeceğe benziyor. O yüzden markette 1000 dolarlık, 2000 dolarlık alımlar geldiğinde hemen FOMO'ya kapılmayın. Bakın buna benzer bir görüntü var. Bu yapı bozulabilir mi? Bozulabilir. Bitcoin bugün itibariyle 39.800 üzerinde. Bir günlük, iki günlük kapanışlar yapsın, bu yapı bozulur. Ama 39.800 üzerine atamadıkça aşağıda 36.500 civarları tekrardan bizi bekleyecektir. Ha, bu değil ki markette bundan sonra büyük düşüşler olacak. Hani bu, belki bunlar son gelgitler olduğunu ben düşünüyorum. En azından hani şu Fed faiz kararı gelip geçsin. Şu Rusya-Ukrayna olayı bir sonuca bağlansın. O zaman markette büyük bir rahatlama göreceğiz. Ama görene kadar da 39.800 üzerine attık bir iki gün içerisinde. Yoksa 36.500 dolara doğru Bitcoin'de tekrardan yola çıkacağız arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar, size bir tane oyun projesinden bahsedeceğim. Metaverse oyun projesi. Biliyorsunuz ki Metaverse geleceğimizin dünyası ve son 4-5 aydır buraya ciddi derecede para kayıyor. Hatta bu sektöre %80 üzerinde hani bakıldığı zaman bir para kaymış durumda. Paranın %80'i daha doğrusu bu sektöre kaymış durumda. Bir de zaten oyun projeleri hepimizin bildiği gibi son 2-3 yıldır yapımcıları milyarlarca dolar para harcıyor arkadaşlar. Çünkü hem yapımcılarına kazandırıyor hem de oynayanlara kazandırıyor. Ve sektör her geçen gün gelişiyor. Hem Metaverse hem de oyun projesi yine tabii direkt ilgimizi çekiyor. Çünkü geleceğin bunlar projeleri arkadaşlar. Bahsedeceğim oyunda Metaverse oyun projesi. İsmi Fishing Master. İsminden de belli olduğu gibi balık yakalama oyunu. Oyun çok sade, size göstereceğim şimdi, amaçlarından bahsedeceğim. İstersen şöyle bir web sitesine girelim. Web sitesi görüldüğü üzere böyle renkli, sade bir site. Şöyle ben bir Türkçe diline çevirmek istiyorum burayı. Oyunun amacından bahsedeyim ben size arkadaşlar. Oyunda böyle vuruş topları alıyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz ve balık avlıyorsunuz. Balıkları vuruyorsunuz. Girdiğiniz odada hani balıkları vururken tek siz olmuyorsunuz. 2-3 kişi daha oluyor. Beraber vuruyorsunuz. Ve daha sonra güzel bir şekilde vurdukça kendi token olan FMC tokenından kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani oyun içerisinde aslında balık avlayarak token kazanıyorsunuz. Tabii token değeri de 0,01 sente şu anlık sabitlemiş durumdalar. İsterseniz o tokenları MetaMask'ınız üzerinden satıp
paraya çevirip kendinize bir gelir elde edebiliyorsunuz. İsterseniz ise oyun içerisinde o kazandığınız tokenları işte bu vuruş toplarını vesaire geliştirerek daha çok token kazanmak için silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Böyle bir oyun zaten Metaverse oyun projeleri genellikle bu tarz içi bu tarz oluyor. Oyun içi işte başarı elde ettikçe vesaire oyun içi token kazanıyorsunuz. Daha sonra o tokenları satarak gelir elde etmiş oluyorsunuz. Kesinlikle inceleyin. İncelemesiniz bile arkadaşlar. Bu tarz projelerin nasıl işlediğini vesaire öğrenin. Çünkü bunlar geleceğin projeleri. Ben aşağıya linkleri vesaire koyacağım. Mutlaka inceleyin. Hani ben inceledim. Gayet sade ve güzel bir oyun. Hani hiç bu şekilde bu sektöre adım atmadıysanız incelemek için sizin için gayet güzel bir proje diyebilirim. Aynı şekilde 20 tane NFT'si var arkadaşlar. Kendi holderlar arasında alıp satabiliyorsunuz. Bu birazcık daha oyunun içine girerseniz eğer ileriki zamanlarda yapacağınız bir adım olarak ben düşünüyorum. Kısacası lafı fazla uzatmayayım. Güzel bir oyun arkadaşlar. Metaverse oyun projesi. Oyuna girip göstereceğim. Çok sade zaten. Hani kendi Twitter'larında falan da hani oyun çok fazla çıkalı zaman olmadı ama 13 bin üzerine takipçisi var. Yine Discord serverlarında, Telegram gruplarında hatırı sayılır takipçileri var. Hani FMC token'ı PancakeSwap üzerinden alabiliyorsunuz. Çok düşük 10 dolarlık veya da bu civarlarda alımlar yapıp oyuna girip yine oynama şansına sahip olabiliyorsunuz. Size göstereyim şimdi oyun nasıl oynanıyor. Kendi web siteleri üzerinden bakın girdik. İlk sayfada şurada Go Fishing diyor. Tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sizi oyuna yönlendiriyor. Tabii yönlendirmeden önce hemen MetaMask cüzdanınızı bağlamanızı istiyor. Hemen bağlayalım. Nasıl bağlandığını da göstereyim ben size. Birkaç da bir fee ücreti var. Çok düşük bunlar. İşte birazcık BNB bulundurursanız hemen zaten bağlanıyorsunuz. Sonra bakın sizden birkaç daha onay istiyor. Bunları da veriyorsunuz zaten MetaMask cüzdanınız üzerinden. Burada oyuna girebilmek için, oyunda token kazanabilmek için ilk başta bakın Canons yazan yer var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kendinize bir tane vuruş topu alıyorsunuz. Buraya seçiyorsunuz. Daha sonra inventory'e gönderiyorsunuz. Ve daha sonra bu inventory'e geliyor. Bakın buradan tıklayarak kendinize vuruş topu alıyorsunuz. Daha sonra inventory'e gönderiyorsunuz. Daha sonra inventory'e düşüyor. Siz sonra buradan geri geliyorsunuz ve Start Fishing'e basıyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girdiğinizde bu şekilde yüklüyor. Zaten çok fazla bir boyutu vesaire de yok. Böyle bir web sitesi üzerinden oyuna girebiliyorsunuz. Zaten Metaverse oyun projeleri bu şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra kendilerini geliştiriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde de bir sesi var. Sesini şöyle kısmak istiyorum. Daha sonra bakın tıklıyorsunuz ilk şeye ve burada sizinle beraber odada birkaç kişi daha bulunuyor. Buradan vuruş toplarınızla beraber arkadaşlar görüldüğü üzere bu balıkları avlıyorsunuz. Yani şu şekilde balıkların üzerine tıklıyorsunuz ve buradan ateş etmeye başlıyor. Daha sonra avladıkça siz burada başarı elde ettikçe siz FMC token denilen token'dan kazanıyorsunuz. Şu an değeri bir tanesi 0,01 cent. Bunu direkt MetaMask'ınıza çekip satıp bir gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bahsedeceğim oyun bu şekildeydi. Ben zaten aşağıya linklerini vesaire koyacağım. Sizler de inceleyin arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.